Somonlar fırına gittiğine göre yanına çok yakışacak kış mezesi tarifine geçmek istiyorum. Malzemeleri gelsin. Geldik kış mezesinin malzemelerine. Önce içinde ne var ona bakacağız. 10-12 adet kurutulmuş domatese ihtiyacım var. Yine biraz ceviz kullanıyorum. Varsa şahane olur. Süzme yoğurt şöyle nasıl diyeyim size yarım su bardağı, bir su bardağı kadar da herhangi bir beyaz peynir çeşidi kullanabilirsiniz. Biraz tereyağı, sarımsak ve içine de maydanoz olur, dereotu olur. İkisi de birden olur. Ne seviyorsanız ekleyin. Yoğurt soğuk bir karışım. Ama burada kurutulmuş domates ve cevizler sıcak olacak. Dolayısıyla yoğurdu kesmek istemediğim için ilk olarak içini hazırlayacağım. Peki içinde neler var dedik? Kurutulmuş domateslerimiz. Ben genelde bunları hazırlarken kavanozlarda zeytinyağında bekletiyorum. Öyle de yapabilirsiniz, nasıl seviyorsanız. Peki neden adına kış mezesi dedik? Çünkü kışın genellikle domatesin kurusu kullanılır. O sebeple böyle bir isim koydum. Şimdi hızlıca kurutulmuş domateslerimi doğruyorum. Hatta doğrarken bir yandan da ocağı açalım. Tavamız yavaş yavaş ısınsın. Çok pratiktir, balığın yanına çok yakışır. Dediğim gibi sosyal medyadan somon o kadar çok istendi ki bugünkü bütün menü ona yakışır şekilde olsun istedim. Yine sizler de aynı şekilde programda görmek istediğiniz tarifleri, yorumlarınızı, sorularınızı bana Instagram gulshahsen.com.tr'den yazabilirsiniz. Bu hafta ne dedik? Hediyelerimize Ramazan'a kadar, mübarek Ramazan ayına kadar ara veriyoruz. Çünkü sizler için güzel kampanyalar hazırlayacağım. O sebeple çok çalışmamız lazım. Şöyle birazcık çalışalım, güzel şeyleri bir araya getirelim ve hediyelerle tekrar buluşalım derim ben. Siz ne dersiniz bilmiyorum ama bence çok güzel olacak. Tavama ilk olarak biraz zeytinyağı ilave ediyorum. Hem içi olacak mezemizin bu sos hem de üzeri o sebeple ekledim. Direkt kurutulmuş domatesleri tavaya alıyorum. Burada iki seçeneğiniz var. Yoğurda sarımsak ekleyecekseniz buraya eklemeyin ya da buraya ekleyin, yoğurda eklemeyin. Bunu da tamamıyla size bırakıyorum. Kurutulmuş domateslerin üzerine şöyle bir parça tereyağını da bıraktım. Güzel bir aroma ve dokunuş olacak. Tereyağı eridiği anda şöyle bir çevirelim güzelce. Hemen üstüne cevizlerimi ilave ediyorum. Biraz iç harcını da lezzetlendirelim. Kuru nane bu karışıma çok yakışıyor. Şöyle 1,5 çay kaşığı kadar kuru nane ilave ettim. Çay kaşığının şöyle ucuyla da kırmızı toz biber. Tuz buraya ilave etmeyin. Peynirin tuzunu kontrol edin. Ona göre eklersiniz. Şöyle bir karıştırıyorum. Bu tarz harçlar hazırlarken şöyle dibine bir bakın. Eğer hiç yağ birikintisi yoksa biraz daha yağ ilave edin. Çünkü üzerinin sosu da olacak dedim ya. İşte bu dibindeki aromalı bütün yağı üzerinde kullanacağız. O sebeple ekleyin. Bakın artık yeteri kadar sos olabilecek yağı var. Şimdi bu burada olurken hemen yoğurtlu karışımı hazırlıyorum. Burada kaç kişisiniz bilmiyorum. Ona göre yoğurdunuzu ayarlayın. 200 gramla başlayın kişi sayısına göre. 100'er gram, 100'er gram arttırabilirsiniz. Yoğurdu ilave ettim. Burada bütün aromalar açığa çıktı. Güzel bir sos için yağım oluştu. Hemen altını kapattım. Şimdi bunun içine nasıl peynir koyacağız? Artan beyaz peynirlerinizi değerlendirebilirsiniz.
Ben mesela kendime kahvaltı için aldığım şöyle hafif yumuşak kıvamlı peynirden bakın şöyle bir parça kesip direkt içine ufalıyorum. Bir nevi haydari gibi olacak içi. Peyniri detaylı gösterdiğime göre şöyle kenara alıyorum. Ne demiştik? Sarımsağı nereye koyacağız? Seçin. Ben harcıma şöyle minik minik 3 diş ekliyorum. Peynirin tadına baktım. Çok az tuz ilave ediyorum. Yoğurdunuzun kıvamına şöyle bir bakın. Belki süzme yoğurdu evde yapmışsınızdır, katıdır. O zaman birazcık normal ev yoğurduyla açabilirsiniz. Şimdi sırada taze otlarım var. Geldim buraya. Şöyle biraz dereotu alacağım. Hadi canımız çekti. Birazcık da maydanoz alalım. Bunları da ince ince kıyıyoruz. Saplarıyla beraber. İyileşmek için biraz dinlendim ama hala boğazım kötü durumda. Sesim böyle çatallı çıkıyorsa ne olur kusuruma bakmayın. Bütün yeşillikler de karıştırma kabına gidiyor. Tüm malzemeyi bir araya getiriyorum. Oda sıcaklığına gelen kurutulmuş domateslerden ekliyorum. Bakın şöyle göstereyim. Yağıyla birazcık da üzeri için ayırdım. Karıştırma kabımızın kapağını kapatalım ve beni bu şekilde beklesin. Eğer uzun süre bekletecekseniz buzdolabına da alabilirsiniz. Tereyağı ile zeytinyağı karıştığı için donma yapmayacaktır. O zaman ilk servisimiz tatlı olsun ve diğerlerine geçelim. Şimdi sırada meze. Mezem saklama kabında zaten beni bekliyordu. Hemen servis tabağını alıyorum. İç harcımızı hazırlarken ne demiştik? Birazı içine, birazı üstüne. Yağını da yine aynı şekilde üstüne ilave ediyorum. Ne dersiniz? Hızlıca zaten hazır olan somonu da servis yapalım mı?